Merhaba arkadaşlar. Bugünkü makalemiz tekstil esaslı triboelektrik nano jeneratörler, özellikle giyilebilir kent güç kaynağı ona oluşturan mikro sistemler için ve Mikro Makine dergisinde yayınlanmış bir review derleme makale. Nesnelerin interneti alanındaki hızlı gelişmeler sayesinde özellikle giyilebilir elektronik araçlarda da önemli gelişmeler oldu. Fakat halen bazı zorluklar var, sıkıntılar var. Bu tarz giyilebilir elektronik araçların geliştirilmesi konularında ve acilen çözüm bulunması gereken konular bunlar. Giyilebilir elektronik araçların da güç kaynağı olarak yaygın olarak kullanılan konvansiyonel lityum bataryalarının fiziksel olarak rigid, sert olması ve sık sık şarj edilmesi gerekliliği gibi sorunlar var. Bunlar miniatürize edilmiş ve giyilebilir tekstillere adapte edilebilmiş olmasına rağmen halen bu tarz sıkıntıları var. Burada özellikle nedir bu sorunların çözülmesi için? Triboelektrik etkili bu prensibe dayanan teknolojiler geliştirilmeye çalışılıyor. Triboelektrik nano jeneratörler doğal ortamlarında, oda koşullarında ki çevrede enerji kazanımı sağlayabiliyorlar ve giyilebilir elektronik sistemler için, araçlar içine entegre, kolaylıkla entegre edilebiliyorlar. Bu anlamda burada da özellikle triboelektrik nano jeneratörlerden bahsediliyor. Bu konuda yapılan çalışmalardan bahsediliyor. Mükemmel esneklik özellikleri, lityum bataryalarındaki fiziksel olarak sertliğe çözüm olarak ve şarj etme, sık sık şarj etme gerekliliğini gibi sorunları ortadan kaldırmak amacıyla triboelektrik nanojeneratörlerde mükemmel esneklik sağlanabiliyor, yüksek çıkış performansı sağlanabiliyor ve materyal sınırlaması yok. Burada kantitatif olarak çevredeki uyarıcı girdiler ile ve buna karşılık gelen elektriksel çıktılar arasında kantitatif bir ilişki sağlanabiliyor. Uyarıcı input ve outputlar çıktı olarak elektriksel çıkışlar arasında bir ilişki sağlanabiliyor. Bu gibi faydaları var triboelektrik jeneratörlerin. Özellikle de giyilebilir enerji kazanımı sağlayabilen sistemler bunlar. Jeneratör diyoruz, nano jeneratör. Bu avantaja sahip aktif sensör etkisi var ve aktüatör etkisi var. Bu amaçlarda smart akıllı sistemlerde, araçlarda, elektronik araçlarda kullanılabiliyor. Ayrıca elektronik ara entegre edilen triboelektrik jeneratörler giyilebilir elektronik araçlara entegre edilmesi konusunda da yardımcı bu triboelektrik jeneratörler. Ayrıca iyi bir nefes alabilirliğe sahipler, daha düzlemsel olmayan adapte edilebilir uyarlanabilir yüzey sahipler. Böylelikle giyilebilir elektronik araçlara entegre edilmeleri daha kolay ve büyük bir dikkat çekiyorlar bu nedenle. Bu makalede de özellikle review derleme yapılmış. Giyilebilir elektronik araçların geliştirilmesindeki ilerlemeleri incelemek amacıyla yapılan çalışmalardan, özellikle tekstil esaslı triboelektrik nanojeneratörlerin konstrüksiyonları, yapılar için kullanılan materyaller hakkında bilgi veriliyor ve elektriksel çıkış performansını geliştirebilmek için metotlar hakkında bir derleme sunulmuş.
Ayrıca triboelektrik jeneratörler esaslı aktif sensörler ve yani tekstil esaslı triboelektrik jeneratörlere dayanan kendiliğinden çalışan güç üreten aktüatörler ve tekstil esaslı kendi güç kaynağını oluşturan mikro sistemler konusundaki çalışmalar dikkat çekiliyor ve bu tekstil esaslı triboelektrik jeneratörlere dayanan entegre giyilebilir mikro sistemlerin gelecekteki yaratabilecekleri kullanım olanakları ve kritik yaşayabilecek kritik sorunlar hakkında bilgi veriliyor. Nesnelerin İnterneti teknolojisindeki gelişmeler smart giyilebilir araçlarda da gelişmeye neden oldu. 2023 yılında 302 milyona yakın akıllı giyilebilir araç ticari olarak üretilmesi bekleniyor. Aynı zamanda elektronik tekstil teknolojilerindeki araştırmalarla akıllı tekstiller giyilebilir kıyafetler için kıyafetler olarak kullanılabiliyor ve giyilebilir elektronik araçların uygulanabilirliğini ve uygulanabilirliği ve fonksiyonelitesini sağlıyorlar ve özellikle bilimsel araştırmalarda ve ticari uygulamalarda dikkat çekiyorlar. Genellikle akıllı tekstiller elektronik bileşenin kumaşa tutturulması, yerleştirilmesi şeklinde fonksiyon gösteriyorlar. Ve giyilebilir smart kumaşlarda ve giyilebilir araçların önemli bir parçası enerji desteği oluyor. Vazgeçilmez bir parçası. Var olan elektronik araçların çoğunda bu enerji desteği bataryalarla sağlanıyor. Fakat bataryalarda çeşitli sorunlar var. Özellikle kıyafetler için kullanımda ağırlıksal veya büyük olmaları gibi sorunları var. Kısa ömrü, tekrar şarj edilebilirliği ve çevre yükü oluşturması gibi sıkıntıları var. Dolayısıyla sürdürülebilir, etkili, temiz enerji kaynakları gene bu problemi çözmek için araştırılıyor. Enerji kazanımı çevreden veya insan vücudundan enerji üretilmesi veya kazanılması şimdiki araştırmalarımızda önemli bir araştırmalarda önemli bir nokta. Var olan işte güneş pilleri, termoelektrik jeneratörler, biyoyakıt hücreleri bu enerji kazanımı çevreden veya insan vücudundan enerji kazanımını sağlamada başlıca metotlar. Fakat bunlar dış bir çevre koşuluna ihtiyaç duyuyor. Güneş ışığı gibi, sıcaklık gibi, yardımcı katalizörler gibi. Dolayısıyla bunlarda da çeşitli sorunlar var. Triboelektrik jeneratörler özellikle Wang tarafından 2012 yılında işte basit bir üretim metoduyla, esneklikle, giyilebilir karakteristikleriyle geniş bir materyal alanında kullanımı önerildi. Ve bundan sonra hızla gelişmeler oldu. Giyilebilir elektronikler alanında. Triboelektrifikasyon ve elektrostatik indüksiyona dayanan bir destekli etki sayesinde triboelektrik nanojeneratörler doğadaki bir çevredeki bir enerjiyi güneş, rüzgar enerjisi olabilir, su enerjisi, insanın hareketlerinden elde edilen enerji olabilir. Bu enerjiyi, mekanik enerjiyi enerjiden elektrik enerjisi kazanımı sağlıyorlar.
Yukarıda bahsedilen tribo elektrik jeneratörlerinin avantajlarının yanında aynı zamanda tekstil esaslı tribo elektrik jeneratörler geliştirildi. Ve bunlar genel tekstil teknolojisiyle birlikte kombine edildi. Özellikle tekstillerin hava geçirgenliği, esneklik özelliklerinden faydalanıldı. Şekil 1'de tekstil esaslı tribo elektrik jeneratörlerin sensör olarak enerji kazanımı amaçlı ve insan bilgisayar arayüzü etkileşimi alanında ve pek çok diğer alanlarda kullanımı gösteriliyor. Şekil 1'e baktığımızda burada esneklik, nefes alabilirlik ve hafiflik avantajlarından dolayı kullanım alanları gösterilmiş. Kendi gücünü üretebilen mikrosistemler, aktüatörler, aktif sensörler ve enerji kazanım sistemleri alanında tekstillerin kullanım alanlarını bu şema gösteriyor. Bazı makalelerde tekstil esaslı triboelektrik jeneratörlerin tasarımları ve ilerlemelerine üzerinde duruluyor. Ve tekstil esaslı triboelektrik jeneratörlerin sistematik olarak gelişimini anlamamıza yardım ediyor. Ve optimizasyon stratejilerini anlamamıza yardım ediyor. Çevresel enerjiden kazanımında tekstil esaslı triboelektrik jeneratörler aynı zamanda aktif sensör, aktüatör ve kendi gücünü kazanabilen mikrosistemlerin üretiminde kullanılabiliyorlar. Tekstil esaslı self-powered dediğimiz kendi gücünü üreten mikrosistemler, bataryaya ihtiyaç duymayan mikrosistemler, tekstil esaslı triboelektrik jeneratörlerin gelişimindeki son aşamalardan fakat sınırlı sayıda bu konuda araştırmalar var. Enerji kazanımı, sensör, aktüatörler arasındaki ilişki üzerine çeşitli araştırmalar, özellikle tekstil esaslı triboelektrik jeneratörler de geliştirilmesinde bazı araştırmalar bulunuyor. Bu tekstil esaslı triboelektrik jeneratörleri nasıl üretilebileceği üzerine dayanan genel araştırmalar var. Self-powered mikrosistemler için ve gelecek eğilimleri, gelecekteki bu konudaki eğilimler üzerinde durulan çok önemli araştırmalar bulunuyor. Tekstil esaslı giyilebilir elektronik araçlar, self-power sistemlerin büyük ölçekli üretimi gibi büyük ölçekli üretim özellikle enerji kazanımı, sensör, aktüatör arasındaki ilişkiler üzerine ileri araştırmalar yapılmasına bağlı olarak bu şekilde gelişmeler hani mümkün oluyor. Bu makalede özellikle tekstil esaslı triboelektrik jeneratörlerindeki gelişmeler irdeleniyor ve bununla ilgili teknolojilerden bahsediliyor. İlk olarak triboelektrik jeneratörlerin prensipleri, ilkeleri ve çalışma mekanizmaları, çalışma modlarından bahsedilecek. Daha sonra ise tekstil esaslı triboelektrik jeneratörlerin üretiminde kullanılan materyaller ve bu jeneratörlerin elektriksel outputları yani çıkış voltajlarını geliştirmek için ne tür metotlar kullanılıyor, bunlardan bahsediliyor. Ve enerji kazanım sistemlerinde bu jeneratörlerin, tekstil esaslı jeneratörlerin farklı strüktürel tasarımlarından örnekler veriliyor. Özellikle kendi güç kaynağı olarak kullanılabilen mikrosistemler, sensörler, aktüatörler ve self-power sistemler olarak tekstil esaslı jeneratörlerin gelişim proseslerinden bahsedilecek. Ve özellikle
bu jeneratörlerin gelişimleri, yaşanan sorunlar ve olanaklar hakkında özet sunulacak. Öncelikle bu jeneratörlerin çalışma mekanizmalarından bahsedilecek dedik. Triboelektrik etkiye dayanan bu jeneratörler, elektrostatik indüksiyon ve triboelektrik etkinin birlikte çalıştığı bu esasa dayanan jeneratörler farklı elektron afinitesine sahip iki materyalin temas etmesiyle sağlanıyor ve bunlar farklı bu şekilde temas ettiklerinde farklı elektron afinitesindeki malzemeler farklı polaritelerde yüzey yükleri oluşuyor. Daha sonra kinetik enerji elektriksel enerjiye dönüştürülüyor bu şekilde. Triboelektrik etki temas ile elektrifikasyonunun bir türü ve iki materyalin yüzeyleri temas halinde olduğunda elektronlar yüksek enerji düzeyinden düşük enerji düzeyine geçiş sağlıyorlar. Triboelektrik etkiyi oluşturmak için bu materyalin ayrılması durumunda, yani basınçla bunlar temas haline geldiğinde bu şekilde bir elektron transferi gerçekleşiyor. Bu basınç kaldırıldığında, materyalin teması azaldığında, materyaller ayrıldığında geçiş yapan elektronlar tamamıyla geri dönemiyorlar. Temas düzeyinde kalıyorlar. Ve daha yüksek elektron afinitesindeki materyalin yüzeyi negatif olarak yükleniyor. Diğer yüzey ise pozitif olarak yükleniliyor. Dış kinetik enerji iki triboelektrik materyalin periyodik hareketleriyle periyodik hareketleri sonucunda bir kinetik enerji iki triboelektrik materyalin periyodik hareketleri sonucunda bir kinetik dışsal bir kinetik enerji oluştuğunda elektrotlar arasında indüksiyonla potansiyel bir fark periyodik olarak potansiyel bir fark periyodik olarak değişiyor ve yük uygulandığında periyodik olarak değişen akım ve alternatif akım oluşuyor ve bu enerji kazanımın için kinetik enerjinin elektriksel enerjiye dönüşmesi için enerji kazanımını sağlayan malzeme olarak bu şekilde kullanılabiliyor. Triboelektrik jeneratörlerin temel prensipleri 4 çalışma moduna dayanıyor. Bunlar temas ayrılma, contact separation modu, relative sliding kayma esasına dayanan mod ve single electrode dediğimiz tek elektrotlu mod ve freestanding mod dediğimiz serbest mod olarak 4 modumuz var. Şekil 2'de de bu modlar tek tek gösteriliyor ve açıklamalarından bahsedeceğiz. Burada contact separation, relative sliding ve single electrode ve freestanding modun şematik olarak gösterimini görebiliyoruz. Contact separation modda temas ayrılma modunda dikey yönde bir polarizasyonu esasına dayanıyor şu şekilde. Dikey yönde bir polarizasyona dayanıyor. Triboelektrik çift, burada gördüğünüz gibi iki materyal var. Triboelektrik çift temas ediyorlar ve ayrılıyorlar dikey yönde. Temasla elektrifikasyon nedeniyle triboelektrik çiftler arasında bir endüklenmiş potansiyel oluşuyor ve bu voltaj ve akımın oluşmasına neden oluyor. Contact separation modu özellikle basınç uygulamalarında basınçla elektrifikasyon elde edilmesi, şok, vibration salınımla ve diğer çevresel etkilerde elektrifikasyon elde edilmesi için uygun bir mod. Relative sliding modu da gene contact separation moduna benzer bir yapıya sahip ve aynı zamanda burada gördüğümüz gibi burada da iki tane triboelektrik çift söz konusu.
Bunlar iki triboelektrik çift voltaj ve akım oluşumunu sağlıyorlar. Sağlamak için kullanılıyorlar. Bu anlamda kontak separation moduna benziyorlar. Bunların farkı ise relative sliding modunun farkı ise bunlar düzlemsel bir polarizasyon sergiliyorlar. Hani dikey yönde değil, gördüğünüz gibi yatay yönde düzlemsel bir kayma etkisi sonucu polarizasyon gerçekleştiriyorlar. Ve daha yüksek frekanslarda çalışabiliyorlar. Bu yapısal özellikleri nedeniyle single electrode mod ise yalnızca tek bir elektrottan oluşuyor. Burada gördüğünüz gibi çift elektrot sistemi vardı. Burada ise tek bir elektrot söz konusu ve bir triboelektrik tabaka söz konusu. Yeşil olarak gösterilen triboelektrik tabaka, sarı olan ise elektrot. Burada çift elektrot vardı. Relative sliding'de de çift elektrot vardı. Burada ise tek bir elektrodumuz var. Single electrode modda. Ve nanojet jeneratör tasarımını basitleştiren, kolaylaştıran bir sistem. Single modda sabit kalıyor malzeme. Burada gördüğümüz gibi elektrot burada. Gene dikey yönde bir etki var. Dış obje elektrot sabit. Dış obje serbest olarak, pardon, sabit olarak kalıyor. Burada parmakla işte insan makine arasında etkileşim sağlayan touch sensörleri, dokunma sensörleri olarak tasarlanabiliyor. Single electrode modu. Free standing modda ise iki sabit elektrot var. Burada gördüğümüz gibi sabit iki elektrot söz konusu gene. Ve dış obje serbest olarak hareket ediyor. Bu nedenle free standing, şuradaki triboelektrik mavi ile gösterilen triboelektrik materyal gene yüzeysel olarak serbest olarak hareket edebiliyor. Ve voltaj ve potansiyel oluşturuyor bu şekilde. Ve bunlar hareket eden objelerin hareketinin teşhisinde, izlenmesinde kullanılabiliyorlar. Notlarımız da bu şekilde.